Bugün sizlere balkonumdan, umarım sesim şu an yaptığı yankı oraya gitmiyordur. Umarım ışık da iyidir. Eğer iyiyse böyle gündüzleri buradan devam etmek istiyorum. Bununla ilgili düşüncelerinizi de aşağıda belirtirseniz çok sevinirim. Saçımın dokusuna bakmayın, Japonlar gibi oldu. Bir türlü ne yapacağımı bilemedim. Ben de şöyle havada sıcaklığına şöyle toplayayım da bir rahat bir makyaj videosu çekeyim istedim. Mezuniyet makyajımı çekeceğim. Ve o makyajımı da sadece şu Too Faced Chocolate paletle yapacağım. Bununla ilgili de bir video istiyordunuz. Onu da aradan çıkarayım istedim. Ben böyle özel makyajlarda daha önem verdiğim günlerde makyajımı genelde gözden başlıyorum ki çünkü farlar dökülebilir ya da ne bileyim eşit olmadıysa şöyle kenarlardan bir temizleme çubuğuyla falan kenarlardan rahatça temizleyip eşitleyebilirim diye genelde gözden başlıyorum. Şimdi de yine gözden başlayacağım. Biraz yakınlaşalım. Ve yakınlaştım. Tüm cilt kusurlarımı şu anda görüyorsunuz. Bant hazırladım şöyle. Siz de eğer eşit, normalde eşit yaparsınız ama böyle özel gün olunca insanın el ayağı dolaşıyor. Yapabildiğini bile yapamıyor. O yüzden riske atmayın derim. Şöyle köşelere bant takın. Umarım eşit takmışımdır. Sanki eşit gibi görünüyor. ve bir bas kullanacağım. Eğer kamera sallanırsa kusura bakmayın. Derin şu an tam karşımda oturuyor. Mekin Painter'li paint botunu kullanacağım. Baz yüzde ve gözde çok önemli özel günlerde. Hele de bu gün sonunda eğer ağlayacaksanız suya dayanıklı ürünler tercih etmeniz çok çok daha önemli aslında. Mümkün olduğunca suya dayanıklı rimel ya da kapatıcı ürünler tercih edebilirsiniz. Öbür türlü oynayacağınız, zıplayacağınız falan için tabii ki de bazlar çok önemli. Ve bir karıştırma fırçası alıyorum. Ben bunu AliExpress'ten almıştım arkadaşlar. Şöyle. Ve meşhur Too Faced Chocolate palet. Hop. İçinde şöyle gördüğünüz gibi isimleri yazıyor renklerin. Ve de şöyle ters tutayım. Aynası var ya. Şu şekilde renkler. Bu palet sanki bana Nude ve The Balm'ın Nude ve Meet Matte şu küçük paletinin karışımı gibi geliyor. Siz ne diyorsunuz bilmiyorum ama ondaki renkler yani birçok renk o iki palette de var. Ve şu rengi ve şu rengi karıştırıp geçiş rengi yapacağım. Farlar çok güzel. O kadar dökülme bile yapmıyorlar inanın ki. Bu paleti tercih etmemin sebebi de artık Türkiye'de olması. Bütçeniz el veriyorsa artık ulaşabileceğiniz olması. Ya da daha uygun fiyatlısını istiyorsanız Revelation diye bir marka mıydı galiba? O çıkardı. Aynı bu tonlarda çok başarılı olduğunu duydum. Ya da Nude paletindeki renklerle de dediğim gibi çok benzer olduğu için de rahatlıkla onları da kullanabilirsiniz. Tüm göz kapağıma şu altın rengini süreceğim. Bu arada makyajınızı önceden yapmanız sizin için bir avantaj olacaktır. Çünkü ilk kez yapıyorsanız bir sorun ya da daha abartılı şeyler yapabilirsiniz. Bir de hani kendi çizginiz dışında makyajlar yapmayın derim arkadaşlar. Çünkü şunu da yapayım. Şurasını şunu da süreyim. Bunu da yapayım derseniz yıllar geçtikten sonra çok pişman olabilirsiniz resimlerinize baktığınızda. O yüzden genelde hangi tonları kullanıyorsanız ve yakıştığını düşünüyorsanız normalde yapıyorsunuz eğer makyaj. Tabii ki elinizin yatkın olduğu ve size yakıştığını düşündüğünüz makyajları yapın.
Ben de biraz kolay olsun istedim. Aman aman bir şeyler uygulamayacağım. Eyeliner malum herkes çekemiyor. Kendim de keza öyle. Çok iyi eyeliner çekiyorum dersem yalan söylemiş olurum. Eyelinersız bir makyaj yapacağım. Eğer siz eyeliner sürmek isterseniz tabii ki de sürebilirsiniz. Bir kalem fırça yardımıyla da şuradaki şu bordoyu sadece köşe kısmına süreceğim gözümü. Karıştırma fırçasıyla da karıştıracağım orayı. Çok geniş şekilde karıştırmayacağım ki orta kısımlara bu renk çok bulaşsın istemiyorum çünkü. Olduğu yerde ileri geri ileri geri süpürür gibi karıştırıyorum. Ve biraz daha aynı renkten köşelere uygulayacağım. Az ürün alıp dağıtmak daha kolay olduğu için az ürün alıp sık sık sürebilirsiniz benim gibi. Aynı şekilde yine bu köşeye. Her ikisini de sürdükten sonra bir göz kalemi alıyorum. Siyah. Benimki MAC'in Technicolor Liner'larından. Şöyle asansörlü olanı. Siz kendi göz kaleminizi birazcık ince şekilde açarsanız daha rahat uygularsınız. Benim uygulayacağım tarzda uygulayacaksanız eğer. Çünkü çok ince sürmeye çalışacağım. Göz kalemini dağıtacağım. Çok üst taraflara bulaştırmadan. Üst iç kısımlarına da aynı kalemi çekiyorum ki diplerde hani ten rengim görünmesin diye. Altları da çıkardık. Şimdi tenime geçince göz altlarımı sonra yaparız. Rimeli falan da o zaman uygularız. Yüzüme baz olarak bu Flor Marine Illuminating Primer'ını kullanacağım yine. Arkadaşlar ben bunun pompasını kırıldı sanıyordum. Hatta aynı bu tipte olan bende bir aydınlatıcı daha var. Onu da pompasını aynı görünce dedim bana da hep kırık pompalar mı denk geliyor dedim. Ama meğer öyle sanan çok arkadaş varmış. Beni uyaran birkaç arkadaş oldu. Hatta birisi yanlış hatırlamıyorsam pompam kırık diye iadeye götürmüş ve orada çekmecede böyle ters durması gerektiğini söylemişler. Meğersem şekli oymuş. Ben de kırık diye böyle sürüyorum yüzüme. Sanıyorum ki benim gibi sanan arkadaşlar da vardır. Onları da bilgilendireyim dedim. Bu arada gözaltıma hiç dökülme olmamış. Ona baktım da. Hemen bastırmaya başladım ama baktım öyle bir dökülme olmamış. Devam edebilirim. Yine fırçamın ucuyla bazımı süreyim. Bu bazın birazcık sanki nemlendirici özelliği var gibi. Çünkü hemen cildiniz emmiyor. Yani bana verdiği his bir nemlendirici sürmüşüm hissi gibi bir hissi var. L'Oreal'in primer'ı gibi değil. Bazımın biraz emmesini bekledikten sonra fondötenime geçeceğim. Fondötenim Essence'in Stay All Day fondöteni diyemedim. 16 saat kalıcı olan fondöten. Bu fondöten hoşuma gidiyor. Ve içinde SPF de olmadığı için normalde elimde farklı fondötenler de var ama bu hem uygun fiyatlı olduğu için hem de rahat ulaşabileceğiniz için bunu tercih ettim. Aynı Essence'in köpük şeklinde olan
Fondöteni de var. Yine onu da tercih edebilirsiniz. Hem ona pudra da ekstra kullanmanıza gerek kalmayacak. SPF'li fondöten kullanacaksanız bile SPF 15'i geçmemesi sizin için iyi olur. Çünkü fotoğraf çekineceksiniz ve onlar sizin için ömür boyu bir hatıra olarak kalacak. Hayalet gibi görünmek istemezsiniz herhalde. Aa, ben burada Casper'mışım demezsiniz. Zaman geçtiği zaman resimlere baktığınızda. Tenimi de sürdüm. Şimdi kapatıcı olarak bu Maybelline Fit Me 20 rengini kullanacağım. İnşallah ışık güzeldir arkadaşlar ya. Çünkü cama dönsem acayip bir güneş geliyor buradan. Büyük ihtimal çok parlayacak. Beni göremeyeceksiniz bile. Umarım böyle iyidir. Dediğim gibi yorumlara da yazarsanız sanki buradan karanlıkmış gibi görünüyor ama inşallah öyle olmaz. Aydınlattığım kısımları şöyle MAC'in Amp Size isimli şu pudrasını süreceğim göz altıma ve burun üstüme falan. Aynı şekilde yine MAC'in bu Taupe isimli şu allığını, şöyle bir rengi var, kontür uyguladığım yerlere süreceğim. MAC'in Mineral Eye Second Finish pudrasını süreceğim. Olarak ise bu The Balm'ın Cabana Boy isimli şu allığını kullanacağım. Şöyle pudra fırçamla süreyim. Yanıma aldık fırçamı almamışım. Aydınlatıcı olarak da The Balm'ın bu Merilios'unu kullanacağım. Şu fırçayla. Tekrar gözüme devam edebilirim. Yine Too Faced paletimdeki şu gölge yaptığım bordo rengi, şunu alt kirpik dibimin sırf şu köşe kısımlarına süreceğim. Onu biraz dağıtacağım ki keskin durmasın. Gözümün yine sırf köşe kısımlarına siyah kalem çekeceğim. Diplerine, kirpik diplerime. Burada yine şu fırçayla dağıtacağım. Diğer boş kalan kısmına ve bu arada fırçayı gözüme soktum. Ve göz pınarlarıma da göz kapağımı uyguladım. Şu altın rengini süreceğim.
Bordo ve altın renginin birleştiği yeri de hafif şöyle süpürür gibi yapıyorum ki orada keskin bir şey oluşmasın, dağılsın diye. Bu arada direkt göz pınarlama dokundurmadım. Hafif şu burnumun yanlarına da sürdüm ki oralarda biraz parlak görünsün diye. Şöyle. Sizin hoşunuza gitmiyorsa elbette yapmayabilirsiniz. Artık rimellerde Best Lash Volume Maskara ve L'Oreal'in bu teleskopik rimelini ikisini beraber kullanacağım. Önce Jordana'yı kullanıyorum. Rujumu da süreyim, kaşımı da sonra doldurayım. İlk önce Flormar'ın 203 numaralı şöyle bir rengiyle dudağımı çerçeveleyip dolduracağım. Üstüne de 912C In The Flesh Wet n Wild'ın. Maalesef bu Türkiye'de yok ama istediğiniz renkte kullanabilirsiniz. Daha nude kullanabilirsiniz. Ya da benim gibi şu göz makyajınızı birazcık daha yakın bir renkte kullanabilirsiniz. Ya da bir bordo da kullanabilirsiniz. Size kalmış ama ben bunları tercih ettim. Kaşımı da yine her zamanki gibi Flormar'ın 401 numaralı bu kalemiyle dolduruyorum. Kaş altımı da bir far süreyim. Yine Too Faced paletindeki şurada bir ten rengi var. Onu kullanalım. Makyajım bu şekilde. Evet biliyorum ten makyajımı biraz ağır tuttum. Ama uzun süre kalması için böyle bir ten makyajı yapmak istedim. Siz tabii ki böyle bir makyaj yapmak zorunda değilsiniz. Umarım böyle bir makyajı biriniz olsun dener. Tuğba da böyle yapmıştı diye umarım aklınıza gelirim. Çok mutlu olurum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.